Değerli dostlar, Ülkelerden Esintiler programında bugün Tacikistan Cumhuriyeti'nden esintiler getireceğiz sizlere. Arkamızda gördüğünüz bu muhteşem bina Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, biraz sonra Ekselans Farruh Sharipov ve hanımefendi Latofat Sharipova'nın konukları olacağız. Kendileriyle söyleşilerde bulunacağız ve Tacikistan'dan esintiler getireceğiz sizlere. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe, nüfusu yaklaşık 7,5 milyondur. Yüz ölçümü 143.100 km² olup resmi dili Tacikçe, para birimi somonidir. Orta Asya'da yer alan Tacikistan, doğuda Çin, güneyde Afganistan, batı ve kuzeyde Özbekistan ve Kırgızistan'la çevrilidir. Ülke Orta Asya'nın dağlık iç kesimlerinde yer alır. 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Tacikistan topraklarının %93'ü dağlarla kaplıdır. Kuzeyde Tanrı Dağları'nın batı uzantıları, orta kesimlerde aynı dağların güney uzantıları yer alır. Güneydoğu'da ise Pamir Alay Dağları'nın buzullarla kaplı dorukları yer alır. Güneydeki dağlar arasında geniş vadiler vardır. Ülkedeki göller Pamir bölgesinde toplanmıştır. Göllerin en büyüğü denizden 3960 metre yükseklikteki Karakul Gölü'dür. Sarez Gölü, 1909'daki deprem sonrası oluşan ülkenin diğer büyük gölüdür. Dağlardan kaynaklanan Sır Derya ve Amu Derya nehirlerinin kolları ülkeye hayat verir. Amu Derya, diğer adıyla Ceyhun, ülkenin güney sınırının büyük bölümünü çizer. Diğer önemli akarsu, ülkenin orta kesiminden geçen Zerefşan Irmağı'dır. Değerli dostlar, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçimiz Ekselans Farruh Sharipov Beyefendi ile söyleşide bulunacağız ve kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Efendim, öncelikle kendinizi bize tanıtır mısınız? Nerede doğdunuz, hangi yılda ve hangi okulları bitirdiniz? Öncelikle bütün Dost TV ekibini ve yönetimini ve aynı zamanda izleyicilerimize en samimi minnettarlığımı beyan etmek isterim. 1974'te dünyaya geldim ve Tacikistan Milli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 5 Daha önce yargı organlarında faaliyette bulundum. Bunun sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptım ve şu anda Büyükelçilik görevimdeyim. 2000 senesinde Moskova'da olan Diplomatik Akademisi'ni bitirdim. Moskova Dışişleri Bakanlığı'nda ve Büyükelçiliğinde görev yaptım. Son olarak da Yekaterinburg şehrinde başkonsolos olarak çalıştım. 2010 Ekim ayında Türkiye'ye büyükelçi olarak tayin oldum. Bu görev Türkiye'ye hayatımdaki ilk kez gelmeme sebep oldu. Ekselans, küçük bir çocukken diplomat olmayı ister miydiniz? Öyle bir hedefiniz var mıydı? Diplomat olmak çok büyük bir görevdir. Şu anda da diplomat olmaktan memnun musunuz? Sizce diplomat olmanın iyi ve kötü yönleri nelerdir? Kendi ülkenin tarihini, kültürünü başka bir ülkede temsil etmek, tanımak, başka insanlara tanıtmak, diplomasinin en önemli ve büyük rolüdür.
Türk ve Tacik halkının dedesi olan Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, biz birleştirmek için geldik. Türkiye gerçekten çok büyük bir ülke ve Türkiye'de hem Avrupa hem Asya kültürleri bir aradadır. Türkiye bu ikisini birbirine bağlayan bir köprü gibidir. Aynı zamanda Türk ve Tacik halkı kültür, din, mezhep, adet ve sima olarak da benzemektedir. Büyükelçi olarak iki halkın yakınlaşması için olabildiğince çalışacağım. Evet değerli dostlar, hemen hatırlatmak istiyorum. Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Bahattin Veled ve annesi Tacikistan topraklarında doğmuşlar ve oradan önce Hicaz bölgesine sonra da Anadolu'ya yerleşmişler. Tacikistan'da olmayan fakat Türkiye'de ilk defa gördüğünüz sizce önemli olan bir olay anlatabilir misiniz? Ben burada kendimi hiçbir zaman yabancı hissetmedim. Türk halkı bize yakındır. Aynı şekilde Türkler de Tacikistan'a gittiklerinde kendilerini yabancı hissetmezler. Bizim ikinci ülkemiz gibidir Türkiye. Teşekkür ediyoruz. Ekselans, bir diplomat olarak Tacikistan Ankara Büyükelçisi olarak bir iş gününüzü nasıl geçirirsiniz? Elbette bizim ikili ilişkilerimiz çok iyi seviyede. Bakanlıklar arası irtibatımız çok iyi ve daha da ilerleyeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda bu sene Türkiye-Tacikistan diplomatik ilişkilerinin 20. yıl dönümüdür. Türkiye, Tacikistan'ın istiklaliyetini tanıyan ilk ülkelerden olmuştur. İki ülke arasındaki ticaret 630 milyon dolar civarındaydı. Bu rakam geçen döneme göre çok büyük gelişmedir. Ben bu iki halkın birleşmesi daha yakın olması, bütün ilişkilerimizin daha üst düzeyde gerçekleşmesi için çaba sarf ettim. 1993'lü yıllarda Türkiye'nin yaptığı desteği Tacik halkı unutmamıştır ve her zaman hatırındadır. 2006 tarihinde Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye ziyareti olmuştu. Bu ziyaret Türkiye-Tacikistan ilişkilerine ivme kazandırmıştır. ...2009'da Abdullah Gül'ün resmi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilemiştir. Tacikistan'da sert kara iklimi hüküm sürer. Yağış miktarı düşüktür ve yazları sıcak ve kurak geçer. Dağlık bölgelerde ısı eksi 40'lara kadar düşmektedir. Yeraltı zenginlikleri bakımından oldukça zengin olan Tacikistan'da dünya uranyumunun %4'ü çıkarılmaktadır. Ayrıca demir, kurşun, çinko, civa, altın, kalay, petrol, doğal gaz ve kömür yatakları vardır. Topraklarının yüksek dağlarla kaplı olması, yeraltı kaynaklarının çıkarılmasında zorluklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Yeryüzü şekilleri ve iklim şartları sebebiyle son derece zengin bir bitki örtüsüne ve hayvan varlığına sahiptir. Yapılan araştırmalarda ülke topraklarında 5000'in üzerinde çiçek türü vardır. Burada Türk ve Tacikistan bayrakları yer alıyor. Tacikistan bayrağında kırmızı, beyaz ve yeşil renkler var. Ayrıca beyaz, ortadaki beyaz rengin üzerinde
2, 4, 6, 7 yıldız ve bir simge var. Bize bunların ne anlama geldiğini anlatabilir misiniz? Tacikistan'ın bayrağı istiklaliyeti ifade eder. Her rengin bir anlamı vardır. Kırmızı halkın özgürlük için verdiği mücadeleyi, beyaz renk mutluluğu ve yeşil renkte milletin iyimserliğini, insanseverliğini ifade etmektedir. Taç ve yıldızlar da ülkenin istiklaliyet ve özgürlüğü ifade etmektedir. Teşekkür ederiz. Ekselans, Tacikistan ekonomisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Dış ülkelere ne satar, ithalat ve ihracatı konusunda bilgi almak istiyoruz. Bahsettiğimiz gibi Türkiye-Tacikistan arasında 2011 yılında ticaret hacmi 630 milyon dolardı. Ve bu rakamın %70'ini Tacikistan'dan yapılan ihracat teşkil etti. Bu mallar arasında alüminyum, pamuk, demir yer almaktadır. Ve bu ticaret hacminin geri kalanı Türkiye'den yapılan ihracattır. Genellikle cam, kimyasal maddeler, plastik ürünler, alışveriş yapılan maddelerdir. Tacikistan su kaynakları açısından çok büyük bir kaynaktır. Dünyada 8. sıradadır. Metrekareye düşen su kaynağı açısından 1. sıradadır. Aynı zamanda ülke genelinde bütün semtlerde büyük potansiyel mevcuttur. Özellikle hidroenerji konusunda projeler, madencilik, tekstil ve tarım alanlarında çalışılabilir potansiyel mevcuttur. Türk iş adamlarını ve halkını bu projelerde yer almak üzere teşvik ve davet ederiz. Türk ve Tacikistan halkları arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının daha da ileriye gitmesi için sizce neler yapılmalıdır? Bu konudaki gayretinizi, çabanızı biz yakından takip ediyoruz. Bu konudaki önerilerinizi söyleyebilir misiniz? Bizim ülkemizin bir siyaseti de Açık Kapılar adı altında yürütülmektedir. Tacikistan coğrafi açısından stratejik bir konumdadır. Çin, Özbekistan ve Kırgızistan'la sınırı vardır. Tacik ve Türk halkını tarihi bağlar çok sıkı bağlamıştır. Örf ve adetlerimizde de aynıdır. Bu iki halkı Hazreti Mevlana birbirine bağlamaktadır. Adeta bir köprü gibidir. Bizim de bu tarihi miraslara daha çok değer kazandırıp geleceğe taşımamız gerekiyor. Türkiye'de Tacik Kültür Günleri düzenlenebilir. Aynı şekilde Tacikistan'da Türk Günleri'ni düzenleme niyetimiz var. İki ülkede kültürel merkezler açılabilir. Bu konuda faaliyetlerimiz yürütülmektedir. İki halkın bütünleşmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceğim. Türkiye'nin hem dünya çapında hem İslam dünyasında elde ettiği başarılar bizim için onurdur. Türkiye'den Tacikistan'a giden bir turist veya herhangi bir ülkeden Tacikistan'a giden Tacikistan'ı tanımak, gezmek arzu eden bir turist. Nerelere gitsin, nereleri önerirsiniz? Tacikistan'ın nereleri meşhur? Ülkenin %93'ü dağlık bölge olduğu için bizim yüksek dağlarımız dağcılık açısından turistlerin dikkatini çekebilir. Dağcılık sporuyla uğraşanlar için Tacikistan merkez sayılabilir. Tacikistan üzerinden tarihi İpek yolunun geçmesi çok önemlidir. Tacikistan'da çok büyük aydınlar, şairler ve bilim adamları yaşamıştır. Bazıları Firdevsi, İbn Sina, Şah-i Şirazi ve diğerleri.
Aynı zamanda Tacikistan'da İskender Gölü yer almaktadır. Çok eski bir göldür. Tarihten kalan birçok müze ve tarihi yerler, taş, tahta gibi tarihi miraslar mevcuttur. 18. asırlarda Tacikistan'da ticaret açısından çok büyük gelişmeler oldu. Bizim en yüksek zirvemiz 7500 metredir ve Pamir Dağları'dır. Ticaret budur.